alive, Obi-Wan. Anakin Skywalker is alive. He's been looking for you for a long time. Vader will be pleased. Herkese selam. Bildiğiniz üzere Disney Plus'ta Obi-Wan Kenobi dizisi yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ilk iki bölümü yayınlanmıştı. Fakat dizi Çarşamba günleri yayınlanacak ve bugün günlerden Çarşamba. İlk iki bölümle ilgili bir video yayınladım. Eğer diziyle ilgili görüşlerimi genel olarak Star Wars'la ilgili ne düşünüyorum ve ilk iki bölüme nasıl tepkiler verdim bunları merak ediyorsanız bir önceki videoya gidebilirsiniz. Şuraya bir yere koyarım videoyu ya da kanala girip bakabilirsiniz. Yine bir önceki videoda yaptığım gibi büyük ihtimalle bölümü konuşmadan önce bölümü izlerkenki tepkilerimi koyarım birazcık. Çünkü insanların tepkilerini izlemeyi çok seviyorum. Editlerken kendimi izlemeyi de çok seviyorum. Hem bana da bir anı kalmış oluyor. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi ben diziyi çok beğendim. Sadece iki bölüm izledik ama aşırı beğendim. Zaten içinde Obi-Wan Kenobi var. Anakin Skywalker var. Yani nasıl sevmeyebilirim? Yani öyle bir şey imkanı yok. Yıllar sonra rollerine geri dönmüş olmaları bilmiyorum. Bu dizi gerçekten beni hem duygusal açıdan çok zorluyor. Hem izlerken beni çok eğlendiriyor, çok hype'landırıyor. Çok karmaşık duygular içerisindeyim. Hemen bölümü izlemeye geçmek de istiyorum ama bilmiyorum. Sanki yine duygusal bir savaş ortasında kalacakmış gibi hissediyorum. Bilmiyorum, çok garip geliyor. Hayden'ın röportajlarını izliyorum. Yani bilmem kaç yıl sonra tekrardan adamı görmek, karakteri geri döndürmek yine çok garip. Çok garip hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum ama çok duygusal da hissediyorum. Çok karmaşık hissediyorum. Neyse, artık hemen bölüme geçmek de istiyorum bir yandan. Geçtiğimiz bölümde inanılmaz bir noktada kaldı. Yani Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker'ın ölmediğini öğrendi ve şöyle durup Anakin dedi ve bitti. Yani o noktada bırakamazsınız. Hayır, öyle bir şey yok kesinlikle. Umarım artık bu bölüm kendisini görürüz. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir şey. Yani bilmiyorum nasıl tepki vereceğimi de bilmiyorum görürsem ama yani tabii ki bir videoda giriş uzatmadan içim rahat etmiyor. Ama artık bölüme geçeyim. Artık Dark Vader'ı görmek istiyorum. Ben artık Anakin Skywalker'ı görmek istiyorum. Bir şeyler olsun. Bu bölüm görelim. Başlatıyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız çocuklar? Hazırız. Başlatıyorum. Live. Yapma. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Yaşıyor tabii ya. Dur çocuk, dur, görmüyor musun? Ay, geliyor. Hoş geldin ya, hoş geldin ya sonunda. Pardon. Seni beni yer yani, yapacağını yapmak için. Ben bu kızın kafasını yiyeceğim, çok zeki ya. Çebeğin kendisi benim hocam. Aa, Padme. Ya, tanıyordu tabii ya. Neyse, protokol 23. Adamın nefesi bile yetiyor. Öldür, onu da öldür, bunu da öldür. Saldır aslanım, saldır. Yapma. Mantıken öldüğünü zannetti zaten. Koş kızım, koş. Koş, koş, koş. Ruh hastası. Kullan şu gücü artık, kullan. Her yerden çıkma be kadın. Kaç kızım. Bitti mi? Bu bölümü atlatabileceğimi zannetmiyorum. Bölümü şimdi bitirdim. Bitirdiğim gibi konuşalım isterim. Çünkü daha nefes bile almadım ama ne izledik? O bölümün başında Anakin'in sesini duyduk ya. Sonra gerçekten gördük. O böyle kafasında şeyi, örtüsü gördük. Kaç yıl sonra Anakin'i gördük. Canlı canlı. Tam olarak canlı değildi. Obi-Wan Kenobi biraz halüsinasyon görmüş oldu ama şaka mı? Bu bölüm artık Dark Vader'ı görürüz diye düşünüyordum. Çünkü zaten 6 bölüm olacak dizi yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir şekilde artık karşılaşmamız gerekiyordu kendisiyle. Ama Obi-Wan Kenobi ile olan düellosunu beklemiyordum. Yani tam olarak düello değildi tabii. Obi-Wan Kenobi daha tam gücü kullanamıyor. Çünkü 10 yıl boyunca kullanmamış. İlk defa Leia'yı kurtarmak için kullandı. Yani müthişti, ben hiç beklemiyordum. Ve şansım varken beni öldürmeliydin repliğe.
pardon. Ve acı çekeceksin deyip kendisinin öldüğü şekilde ateşe yapması. Obi-Wan Kenobi'yi oraya şey. Of, müthişti ya. Müthişti ya, müthişti. Ne yapsa yeridir bu adam. Ben Anakin'in arkasını. Darth Vader ne yapsa yeridir şu an. Ya Darth Vader bir yana, Anakin o Darth Vader hali değil de gerçekten Anakin Skywalker şekliyle görmemiz yani inanılmazdı, ben hiç beklemiyordum. Gerçekten orada ne tepki verdim onu bile hatırlıyorum çünkü bayılmak üzereyim yani şu an düşündükçe bile bayılmak üzereyim. Gidiyorum ya, halüsinasyonlar görüyorum ben de. Müthiş bir sahne yani, müthiş bir bölüm, ne izledik yani tam olarak ben algılayamıyorum gerçekten artık. Obi-Wan Kenobi çok üstüme geliyor. Dizi olarak beni çok tetikliyor. Darth Vader Anakin Skywalker kısmına geleceğim ama biraz da dizinin diğer detayları hakkında konuşalım. Şu üçüncü kız kardeş, Riva. Yani beni o kadar sinir ediyor ki. Ya bu kadın altıncı hissi mi var? Bir üçüncü gözüm açık bilmiyorum. Nereye dokunsa hop Leia orada. Hop Obi-Wan Kenobi orada. Onu biliyor, bunu biliyor. Bir rahat bırak ya. Bir nefes alalım. Bir rahat bırak bizi ya. Ya Star Wars'ta zaten genellikle kötü villain olmaz. Yani Darth Vader'dan biliyoruz zaten bunu. Kadının motivasyonunu anlıyorum. Evet, tamam. Her şey okey. Ama bu nasıl bir his kardeşim yani, dokunduğu her yerden bir şey çıkıyor. Dokunduğu her yerden Obi-Wan Kenobi fırlıyor. Mantıksız demiyorum ama yani bir salsın artık, bir nefes alalım ya. Ya Leia 10 saattir yürüyor, işte kadınla konuştuk, Obi-Wan Kenobi'yi kurtar falan filan. Tamam, kadın kapıyı buldu, 6. his, 3. gözüyle kapıyı buldu. 2 saniyede pilotun yanındaydı. Nasıl ya? Yine bu bölümde Padme'ye bir atıfta bulundular. Yani gerçekten eski seriden, ya ana seriden bir şeyleri böyle gönderme olunca ağlayasım geliyor. Diziyi falan bırakıp oturup 10 saat ağlayasım geliyor. Hani Padme'nin anılmasına geçtim. Obi-Wan Kenobi'nin bunu yapıyor olması bence çok yadigar. Yani gerçekten kalbimi yaralıyor. Ve Leia'nın sen benim babam mısın diye sorması Obi-Wan Kenobi'ye. Ah be kızım. Ah be kızım. Nerede? Senin baban robotik bir şey oldu. Obi-Wan'ın babam mısın diye sorduktan sonra babasını görmesi gerçekten ama işte bilmiyor. Ya çok ciddiyim. O Darth Vader'ın nefes alışı var ya, biliyoruz onu. Onu duyduğum anda böyle elim ayağım birbirine... Gerçek müthiş bir duygu ya. Bence bu biraz şey gibi yani. Harry Potter oyuncularının dönüp tekrardan Harry Potter çekmesi gibi bir şey. Çok garip bir duygu. Sürekli bir atıf var eski filmlere, eski olaylara. Şuraya oturup gerçekten Obi-Wan Kenobi eleştirmek istiyorum. İyi veya kötü anlamda. İşte senaryo şöyle, dizi şöyle böyle. Ama olmuyor yani. Gerçekten yapamıyorum, bilmiyorum. Şimdi de Darth Vader'ı gör... Ya ben... Gerçi ne yapacağım bilmiyorum bu diziyle. Herhalde tüm videolarda oturup böyle çok güzeldi, ağlayacağım falan deyip duracağım. Çünkü gerçek bu yani. Başka diyecek bir şey bulamıyorum da. Zaten Darth Vader'ın bence tüm sinema tarihindeki en iyi filmlerden biri olduğunu, hatta belki de en iyisi olduğunu inkar edemeyiz diye düşünüyorum. Mükemmel bir arka hikaye, mükemmel bir motivasyon ve yani bilmiyorum, inanılmaz bir gelişim karakter için. Ama gerçekten o Anakin'in, yani Darth Vader'ın ateş şey yapması, kendisinin yaşadığı şeyleri ona da yaşatmaya çalışması inanılmaz bir detay bence. Ama ruh hastası herifin bunu 10 yıl boyunca düşünmüş olması da çok sinir bozucu. Ya bu dizi nasıl bitecek, filmler nasıl bağlanacak hiç bilmiyorum ama aşırı heyecanlıyım. Çok az bölümümüz de kaldı. Başladı ve bitiyor yani. Bu kadar rezil bir şey olamaz. Çok konudan konuya atlıyormuşum gibi geliyor. Çünkü diziyi yeni bitirdim ve şey oluyorum böyle. Ah şunu da konuşmam lazım, bunu da konuşmam lazım. Darth Vader geri geldi. Tekrar gördük. Bunun kafasındayım biraz. Ama Leia'yı görmemiz, yani küçük Leia beni çok mutlu ediyor bu dizide. Zaten nasıl biri haline geldiğini bildiğimiz için ileride bilmiyorum. O kadar güzel ki onu izlemek, onun küçüklüğünü izlemek. Zaten çok zeki biri, bunu biliyoruz ama hani bu yaşlarını da görmek inanılmaz bir şey. Kendi ailesini sorguluyor olması, Obi-Wan Kenobi'ye bir şeyler sakladığını biliyorum. Abi müthiş biri ya, gerçekten müthiş biri. İnanılmaz bir zekası var o yaşta bile. Hayranım karakterine. Yani yapacak başka hiçbir şey yok. Bu dizi izleyip de bir şeye böyle hayranlık duymadan olmuyor. Aslında bakıldığında Obi-Wan Kenobi'nin en zayıf dönemlerinden birindeyiz. Ama adamı bir şekilde yakalayamadılar. Çünkü hem zekası hem de karşılıklı bir koltuk kavgası var. Ben herhangi bir durumda o ruh hastası ablanın koltuğu alacağına eminim. Çünkü üçüncü göz mü açtırmış artık, ne yaptırmışsa elini koyduğu yerde istediğini buluyor. Bu dizide birçok şey sevdim ama sevdiğim en önemli noktalardan biri kesinlikle Obi-Wan'la Leia arasındaki ilişkiye odaklanılması. Bence inanılmaz güzel. Çünkü ana seride biz genel olarak Luke'la Obi-Wan Kenobi arasındaki ilişkiyi görmüştük. Buna odaklanılmıştı ama burada Leia ile olanı görüyoruz. Gerçekten müthiş. Ben bilmiyorum, çok duygusallaşıyorum bu konuyu konuşunca mı artık bilmiyorum. Fanlık damarıma mı basılıyor ama müthişti ya. Benim en sevdiğim şey Obi-Wan Kenobi ile ilgili. Birine çocuk veya işte büyük, işte şu yaşta, bu yaşta şöyle konum var, böyle konum var diye bakmıyor. Yani Leia mesela çok küçük aslında ama oturup onunla ailesini konuşabiliyor. Bir kardeş olduğunu hatırladığını ama aslında tanımadığını onu.
vesaire vesaire bunları konuşabiliyor. Bu denli birine birey olarak saygı duyması beni çok etkiliyor mu diyeyim. Çok seviyorum o yönünü. Peki Obi-Wan'ın ilk defa Dark Vader'ı gördüğü sahne? Yani o an bilmiyorum. Çok garipti gerçekten. Yani derler ya böyle tüylerim diken diken oldu. Tam olarak onu hissettim. Resmen kardeşim dediği kişinin ne hale geldiğine inanamadı bence o an. Ki bir sonraki sahnelerde de bunu sorguladığını gördük. Ben bunu tüm süper kahraman böyle bilim kurgu, fantastik kurgularda savundum. Savunacağım da. İyi bir villainınız, iyi bir kötü karakteriniz varsa genellikle yapımınız güzel oluyor. Ve Darth Vader da bunu başarmış bir kötü karakter. Zaten Star Wars evinin başarısına diyecek hiçbir şey yok ama ya ruh hastası, tam bir ruh hastası ya. Gerçekten tam bir ruh hastası. Konuyu toparlamak gerekirse ben büyük ihtimalle her Obi-Wan Kenobi videosunda söyleyeceğim gibi bu diziyi, bu bölümü çok beğendim. Gerçekten bana film izliyormuşum gibi hissettiriyor. Yani bir diziden çok film izliyormuşum gibi hissettiriyor. Bence bu diziden bu kadar zevk almamın diğer bir sebebi de tabii ki orijinal seriye göndermeleri. Ve oradan karakterleri aslında tanıyor olmamız. Yani bu karakterin hikayesini biliyoruz. Nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini, nereye vardıklarını biliyoruz. Sadece bu ara hikayeler boşluktaydı bizim için. Ya yani o kadar güzel dolduruyorlar ki bu araları da. Bilmiyorum. Yani gerçekten kötü bir şey yapın demek istiyorum. Her videoda da bunu söyleyeceğim büyük ihtimalle. Kötü bir şey yapın ya. Bir şey yapın da beğenmeyeyim ya. O zaman bu haftalık da bu kadar olsun. Ben eğer bir aksilik çıkmazsa her hafta bölüm geldikçe bölümle ilgili böyle konuşup tepki verdiğim bir video yüklemeye çalışacağım. Sizler bölümü izlediniz mi? Bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Genel olarak diziyle ilgili görüşleriniz neler? Ve Dark Vader geri döndü. Biraz bu konu hakkında da konuşalım. O yüzden yorumlarda buluşalım. O halde videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yanındaki çanı da açmayı da unutmayın ki gelecek videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güç sizinle olsun. Ya yerim seni ya.